Arkadaşlar hazır mısınız? Bugün o kötü mafyanın işini sonsuza dek bitiriyoruz. Evet Kerem komiser, her şey hazır, hiç merak etme. O kötü mafyanın işi bugün bitiyor. Son bir baskınla onun işini bugün bitiriyoruz. Evet Fakir, senin de polis teşkilatına katılman iyi oldu. Bize bayağı bir katkıların olacaktır. Sen gerçekten iyi bir polis olacaksın Fakir. Sağ ol Kerem komiser. Şu kötü mafyayı indirelim, sana kendimi kanıtlayacağım, merak etme. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa yola çıkalım artık. Ben bir çıkıp yolları kontrol ediyorum. Arkamdan her şeyi hazırlayıp gelin. Aynen öyle Kerem komiser. Biz hemen arkandan geliyoruz. Sen hiç merak etme. Tamamdır. Ben gidiyorum şimdilik. Arkamdan gelin. Demek beni yok etme planları kurarsınız he? Benden o kadar kurtulabileceğinizi mi sandınız? Ben o kadar kolay bir adam mıyım he? Sizin işiniz bitti oğlum. Sizin işinizi bitireceğim. Kerem komiser, bunu yaptığına pişman olacaksın. Şu güzel kocaman jipimle seni bir güzel ezeyim de aklın başına gelsin. Eşek sıpası seni. Demek benim meyalikhaneme baskın yaparsın he? Ulan sen var ya, sen bana ihanet ettin. Hadi yolları kontrol etmeye çık bakalım. Bak bakalım yolda ne göreceksin. Evet bakalım, yollar açık mı burası? He? Burası da açık mıymış Kerem komiser? Ezdim işte seni. Seni gidi ahmak Kerem komiser. Hadi eyvallah. Ezildim. Bacağım. Bacağım koptu resmen. Bacağım. Hayır imdat. Hayır olamaz Kerem komiser. Ne oldu sana böyle? İnanmıyorum. Bacağın kopmuş. Gerçekten çok iğrenç gözüküyor. Kerem komiser ne oldu sana böyle ya? İnanmıyorum ya. Birisi bana arabayla çarpıp gitti. Kim olduğunu da bilmiyorum. İnanmıyorum ya. Of ya of. Merak etme Kerem komiser. Bunu sana yapanı bulacağım, tamam mı? Sonra da cezasını vereceğim ona. Hiç merak etme sen. Sana güveniyorum Fakir. Onun cezasını ver. Bul onu. Kim yaptıysa bul. Of ya, şu halimize bak. Resmen çarpıp kaçtı bana. Hain herif. Kim yaptı acaba bunu ya? Arkadaşlar siz kim yaptı biliyor musunuz? Yorumlara yazın kim yaptıysa ya. Bulalım şu haini. Evet arkadaşlar, bacağımın iyileştiği için de hemen kanala abone olup videoya like atın. Bacağım belki tekrardan geri çıkar. Hadi hemen abone olun, like atın çabuk. Of ya, kim yaptı bunu, kim? Merak etme Kerem komiser, hemen şimdi soruşturmaya başlayacağım. Sen hastaneye git. Oralarda biraz belki seni iyileştirirler. Evet işte şüphelileri topladık buraya. Şüphelilerimiz arasında kötü mafya, onun adamı Bobby 1545. Korkunç bir yaratık gerçekten. Recep İvedik var, pislik yaratık. Kurabiye adam var, eskiden bizden nefret ediyordu sonuçta. Ve bir adet küçük bebek var. Evet aynen öyle. He, küçük bebek mi? Ulan bunun ne işi var burada? Sen niye geldin evladım buraya? Allah Allah, biz burada suçlu arıyoruz. Evet abi, beni de suçlu diye buraya getirdiler ya. Allah Allah. Kerem komiseri arabayla sen mi ezdin yoksa pis velet? He? Hayır abi, ben de araba sürmeyi bilmiyorum. Benim bacaklarım boyu yetmiyor ki araba sürmeye. Nasıl süreyim ben? Allah Allah ya. Evet ya, doğru diyorsun. Bir karışıklık oldu herhalde. Hadi bakayım sen okuluna git. Oku, büyük adam ol, tamam mı? Ne okul abi? Benim daha okula gidecek yaşım bile gelmedi. Allah Allah. Ben bezimi yapıyorum daha. Altıma kakamı yapıyorum. Annem de temizliyor. İyi ya, bana ne bundan pislik herif. Niye bana söylüyorsun ki bunu şimdi? Midem bulandı. Ne bileyim abi. Allah Allah. Sen de beni buraya Kerem komiseri arabayla ezmekten suçluyorsun. Ben bir şey diyorum mu? Defol git eşek sıpası. Abi gitmeden önce şu kurabiye adamdan bir ısırık alabilir miyim ya? Canım çok çekti de. Ne? Ne dedin ne dedin? Hayır lan yürü git. Aa, yiyecek beni, imdat. Yok evladım, onu yiyemezsin. Ama ben sana kurabiye ısmarlayacağım sonra. Evet kurabiye adam. Söyle bakalım, Kerem komiseri sen mi ezdin? He? İyi hadi kurtulduk. Kaçalım hemen şuradan. Hayır ya Fakir, öyle şey olur mu? Ben Kerem komiseri çok severim bilirsin. Artık biz çok iyi anlaşıyoruz onunla. Allah Allah. Nereden bileceğim ben şimdi senin yapmadığını? He? Bir zamanlar sevmiyordun sonuçta. Yani ben araba süremiyorum. Benim ellerim kollarım kurabiyeden. Parmaklarım yok. Direksiyonu bile çeviremiyorum. Ne yapayım ben? Evet doğru, haklısın. Sen de araba süremiyorsun. Doğru ya. Allah Allah. Evsiz kolsuz adamları niye getirdiniz buraya kardeşim? Ne bileyim Fakir Bey ya. Belki bu ezmiştir diye düşündüm. Allah Allah. Neyse kurabiye adam, sen de gitmekte serbestsin. Defol git bakalım. Allah Allah. Kim yaptı? Recep, sen yaptın. O nereden çıktı ya? Ben bir şey
şey yapmadım. Sen yaptın biliyorum işte. Osuruk böceği seni. Allah Allah ya. Sen araba sürebilirsin. Senin kocaman kocaman ellerin var. Ulan bana bak fakir. Sinirliyim. Kompleksliyim. Araba sürebiliyorum diye Kerem komiseri ben mi ezmiş olacağım? Süremediğini kanıtla bana o zaman. Olay zamanında sen ne yapıyordun söyle bakayım. Vallahi ben tuvalette kakamı yapıyordum. Neredeyse kakam ya bitmek üzereydi. İşte yakaladım seni. Sen olay zamanını nereden biliyorsun bakayım? Bilmiyorum ama benim midem bozuldu. Kakam geldi. Ucunda bak, ucunda duruyor. Şimdi de altıma yapacağım. Midem bozuldu bak. Bugünlerde hep tuvaletteyim. Altına mı yapacaksın? Koş koş tuvalete git. Tamam tamam sen de yapmamışsındır. Adam altına yapacak burada ya. Pislik herif çabuk git buradan. Burayı da bok kokutma. Allah Allah pislik herif ya. Sağ ol fakir. Ucunda vallahi ucunda geliyor. Adama bak ya. Buraya yapıverecek tuvaletini bizim. Tam masa yapacak yani şuraya. Neyse ondan da kurtulduk. Bobby kesin sen yapmış olabilirsin bunu. Sen çok kötü bir yaratıksın. Ayrıca çok korkunçsun. Senden nefret ediyorum. Hayır ben yapmadım işte gerizekalı. Allah Allah ya. Kerem komiseri araba çarptı diyorsun. Ben sence Kerem komiseri arabayla çarpar mı? Ne bileyim ben senden her şeyi beklerim. Allah Allah ya sen yapmış olabilirsin bence. Bence sen yaptın. Hayır ya ben olsaydım Kerem komiseri gece evinde ziyaret ederdim. Sonra sessiz sessiz onun yanına yaklaşırdım. Tam uykuya dalmışken diye saldırırdım ona böyle diye yerdim onu. Ne diyorsun sen be psikopat herif ne anlatıyorsun yarım saattir. Tokadı vuracağım şimdi ya manyağa bak. Yani öyle yani fakircim. Ben olsaydım Kerem komiseri arabayla ezmezdim. İyi be. Tamam inandık. En psikopat, en manyak, en ruh hastası adam sensin. Allah Allah ya şu manyağa bak. Deli kadın. Neyse fakircim. Benim yapmadığına inandıysan ben gidiyorum. Daha ruhunu emeceğim. Bir sürü insan var. Evet. Dobby de defoldu gitti. Geriye şu iki tane mafya kaldı. Acaba hangisi yaptı? Arkadaşlar yorumlara yazın. Kesin bu ikisinden birisi yaptı değil mi? Yorumlara yazın. Hangisi yaptı? Bize destek olan. Ulan bana bak. Sen yaptın tamam mı? Suçu kendi üstüne alınacaksın. Tamam patron tamam merak etme. Bütün suçu ben üstleneceğim. Ben yaptım diyeceğim. Aferin böyle adam ol. Evet söyle bakalım. Kerem komiseri arabayla sen mi çarptın yoksa patronun mu çarptı? Çabuk dökül bakalım. Fakir komiserim ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. Arabayla geldim ve Kerem komiseri ezdim. Sonra da kaçtım. Hemen de itiraf ediverdi. Bu gerçekten çok garip. Kimse böyle hemen itiraf etmez suçuna. Bu işte bir gariplik var. Evet evet bu adamda kesin bir garip. Var. Ben yaptım diyorum işte fakir bey. Allah Allah. Tutuklayın beni. İnanmıyor musunuz? Aynen öyle fakir bey. Adam yapmış işte. Uzatmaya gerek yok. Onu tutuklayın geçin. Daha fazla uzatmayın şu konuyu. Allah Allah ya. Eğer sen yaptıysan sonsuza kadar hapiste kalacaksın ve çok büyük işkenceler çekeceksin. Anladın mı beni? Ne? Sonsuza kadar mı? İşkence mi? Olsun olsun kabul ediyorum. Hatta ve hatta sana yemek de vermeyeceğiz. Aç susuz gezeceksin. Belki de açlıktan ölebilirsin. Açlıktan mı? Tamam ya ben yapmadım. Mafya yaptı işte bizim patron yaptı. Sonra da beni tehdit etti. Eğer üstüne almazsan seni öldürürüm dedi. Ulan manyak ne diyorsun sen? Seni öldüreceğim bitti senin işin. Pislik herif seni. İşte bu kadar. Gerçek suçlu da ortaya çıkmış oldu şimdi. İşin bitti senin. Demek Kerem komiseri arabayla çarpıp bacağını kırarsın ha. İşin bitti senin. Hayır yemin ederim ben yapmadım. Ne olursun masumum ben. Beni bırak ne olur fakir yalvarırım. Yok öyle ya ama arkadaşlar. Sizce bu kötü mafyaya ne suçu verelim ne cezası verelim yorumlara yazın bakalım. Sizin yazdığınız yorumlardan bir tane cezayı ona vereceğiz. Yorumlara yazın sizce mafya ne cezası almalı? Sonsuza kadar hapis mi işkence mi yoksa çukurdan aşağı mı atalım? Hayır ne olursunuz serbest bırakın beni yalvarıyorum ben masum biriyim. Çok masumum iyilik meleğiyim hayır.